hiç emniyet şeridinde araba kullanan bir hanımefendi görmedim. Bravo. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Buradan haddim olmadan bir otomotivci olarak sesleniyorum. Güzel. Ne olur şu emniyet şeritlerini serbest bırakalım. Lütfen. Yani Trafik atlatma vicdanım, alanı olarak kullanmayalım. ahlakım, sürücü kültürüm, otomotivci olma duruşum emniyet şeritlerinin dolu olmasını benim hazmetmememe sebep veriyor. Ama burada hiçbir hanımefendiyi görmemenin de bırakın onlar biraz daha yavaş gitsinler. Ama en Biraz daha azından temkinli dursunlar ama evet. en basitinden bizden daha ahlaklı bir duruş sergiliyorlar. Bravo, çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Gerçekten şahane. Bu arada hani süremiz bitti ama söyleyelim şöyle ki 26'sında bir kongreniz var. Çok önemli bir konu Evet, var. evet. Gerhard Schröder gelecek ve bir konuşma Evet. yapacak. Otomobil sektörü için gerçekten önemli bir kongre. Sanayi Bakanı'nın da Evet, katılımıyla evet. olacak olan bir kongre. Hani Türkiye'de böyle önemli isimlerin konuşma yapmak için sadece geliyor olması hakikaten önemli. Bu paydayı da izleyicilerimize paylaşalım istedim onun için. Önce tekrar teşekkür ediyorum pazar gününüzü bize ayırdığınız için. Perşembeki kongreyi çok önemsiyorum. Bu bir otomotivcilerin kongresi ama adı markalaşma olduğunda bütün gençlerin dahi dikkate alması gerektiği, bütün sektörlerin ilgi uyandırması gerektiği ve takip etmesi gerektiği bir sektör. Bugün Türkiye'de markalaşma adına yerli üretim çok yoğun var. Ama bunu markalaştırabiliyor olmak önemli. İnanın artık yurt dışında kıyafetten otomobile gittiğiniz her yerde Made in Turkey damgasını Ne görüyorsunuz. kadar da Ne keyif kadar gurur alıyoruz. duyuyoruz. Biz biraz bunun üzerine otomotiv üzerinde yoğunlaştık. 2023 vizyonuna da uygun olacak şekilde sağ olsun Sanayi ve Bilim Bakanımız, Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün Bey geliyorlar. Bahsettiğiniz gibi Almanya 7. Başbakanı Gerhard Schröder konuşmacı olarak katılıyor. Ben herkesi davet ediyorum. Bu Gelir bir kapıda kalırsak? yok, herkesi misafir edecek kadar Söylüyorsunuz, söyle. şeyimiz var. Tamam, iyi gelirsin. Ben bunun bir başlangıç olması gerektiğini ve otomotivle beraber diğer sektörlerinde markalaşma adına emek sarf etmesini ve bununla ilgili vesile olacak konferanslar hazırlamasını öneriyorum. İnşallah Cümlemi markalaşma de çok önemli bir şey. bitirirken müsaadenizle yarın 23 Nisan Ha, evet. Neşe doluyoruz. bütün gençlerimizin, Türkiye'nin geleceği olan o pırıl pırıl gençlere emanet edeceğimiz bu ülke için onların egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Bu Evet. vesileyle de size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Şükrü Bey. Sağ olun, Sağ çok olun. mersi. Kolaylıklar Sağ olun. diliyoruz. Şimdi...